الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم الفاتحة Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin gönüllerin sultanı. Hoş geldin Buse-i Rahmet, Bad-ı Mağfiret. Hoş geldin bereket deryası. Hoş geldin yardımlaşma ve dayanışma köprüsü. Hoş geldin kardeşlik gemisi. Hoş geldin nefis imtihanı. Hoş geldin tefekkür diyarı. Hoş geldin 11 ayın sultanı. Hoş geldin ya şehri Ramazan. Evet aziz kardeşlerim. 11 ayı geride bıraktık ve nihayet yine mübarek bir rahmet mevsimine kavuştuk. Ramazan'a kavuştuk. Şimdi tekrardan 11 ayın muhasebesini yapma vakti geldi. Evet, unuttuğumuz, göz ardı ettiğimiz garibanları, fakirleri, mazlumları, mustazafları hatırlama zamanı geldi. Belki de şöyle dünyanın dört bir tarafında, mazlum coğrafyalarda, silahlarla, bombalarla ezilen, katledilen, yurtlarından edilen o yüz binlerce, milyonlarca belki mazlum kadın, erkek, yaşlı çocuğu hatırlama vakti tekrardan geldi. Onları zihin dünyamızın ve amel dünyamızın merkezine alma zamanı geldi. Dünyanın neresinde olsun, olursa olsun yardıma muhtaç bir Müslüman kardeşimiz varsa onu zihin ve amel dünyamızın merkezine alma vakti geldi. Ve en önemlisi Kur'an ayı olan bu mübarek Ramazan ayında Kur'an'la bütünleşme vakti, Kur'an'ı her şeyin merkezine alma vakti nihayet geldi. Bizleri mübarek Ramazan'a kavuşturan Allah-u Teala'ya binlerce hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, bizler Rehber TV ailesi olarak yine Diyarbakır'ımızda Ramazan ayı boyunca böyle iftara az kala inşallah tarihi ve kutsal mekanlarda iftar sevinci programında beraber olmaya çalışacağız. Bizler buralarda, sizler de ekran başında iftar sevincine ortak olacaksınız inşallah. Bizler şu anda Diyarbakır'ın çok tarihi bir mekanındayız. 27 şehit sahabenin metfun olduğu Hazreti Süleyman Camii'nin önündeyiz ve yaklaşık bir hafta yayınımızı buradan sürdüreceğiz. Değerli hocalarımız, alimlerimiz, seydalarımızla burada hasbihal edeceğiz. Ramazan'la ilgili, Kur'an'la ilgili, sadece Ramazan ve Kur'an'la ilgili değil, diğer konularla ilgili hasbihal edeceğiz ve sanatçı kardeşlerimiz de inşallah bu muhabbetimize ortak olacaklar. Bizler Ramazan'ın birinci gününde yine Diyarbakır'da Hazreti Süleyman Camii önündeyiz ve Diyarbakır İl Müftü Yardımcınız Sayın Nihat Koç Hoca burada. Efendim hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olsun. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Şükürler olsun. Tekrardan hayırlı Ramazanlar dileyelim. Amin. Ve Mahfuz Aktekin abimiz de inşallah güzel eserleriyle bu muhabbete ortak olacaklar. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen programın başında bir eserle başlayalım inşallah. Buyurun.
Adaletine amenna, azametine amenna. Ama biz aciz kullarını rahmetinle yargıla. Azametine amenna, azametine amenna. Ama biz mücrim kullarını merhametle yargıla. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Adaletine amenna, azametine amenna. Ama biz aciz kullarını merhametle yargıla. Adaletine amenna, azametine amenna. Ama biz mücrim kullarını merhametle yargıla. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık. Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık. Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık. Şimdi affetsen bizi, merhametine muhtacız. Şimdi affetsen bizi, mağfiretine muhtacız. Eyvallah. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet, Diyarbakır İl Müftü Yardımcımız Sayın Nihat Koç Hocamız bizlerle. Tekrardan efendim hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şimdi çok mübarek bir mevsime girdik. Muhakkak. Çok güzel, bereketli bir atmosfere girdik. Ramazan'a girdik. Şimdi biz önce Ramazan oruç nedir? Yani bunun üzerinde durmak istiyoruz. Sadece kişinin kendini yemeden içmeden kesmesi midir oruç ya da Ramazan? Geniş manasıyla nedir acaba? Tabii ki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri Ramazan nimetiyle nimetlendiren Rabbimize hamd ediyoruz. Ve Ramazan ayını, Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruç ibadetini bizlere bizzat uygulamasıyla öğreten alemlere rahmet olan Efendimiz, iki cihan güneşimiz Hazreti Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve selleme de bu yüce mabetten, arkamızda yatan şehitlerin huzurundan salat ve selam gönderiyoruz. Şimdi kıymetli hocam, oruç ibadetini biz öğrenirken demin hocamızın okuduğu Bakara suresindeki ayetlerle biz bu ibadeti öğreniyoruz. Ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'de sair yerlerde olay bizlere anlatılıyor, teferruatı veriliyor. Ama özellikle bu Bakara suresi 183. ayetten başlayıp sayfanın sonundaki ayete varıncaya kadar Rabbimiz Yüce Allah orada muhteşem bir ahenk ve insicam içerisinde, şöyle Arapçaya vakıf olanlar elbette ki çok daha güzel bu hakikati kavrayacaklardır. Oruç ibadetinin tarihi seyrinden alıp, evet, oruç ibadetinin ne olduğunu, oruç ibadetinin ne kadar bir zaman içerisinde yapılması gerektiğini ve bu zamanın hicri takvim içerisindeki ismini, orada hastalar ve yolcularla alakalı özel bir istisna durum var onu ve en sonunda da kullarım seni bana sorarlarsa onlara de ki ben çok yakınım. Evet. Dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse şu anda benim de bir çağrım var. Onlar da o çağrıya cevap versinler ki bu şekilde doğru yolu bulsunlar. Evet. Şimdi Mehmet Emin hocam, oruç ibadeti bizim kitaplarımızdaki şekliyle imsak vaktinden başlayıp iftar vaktine kadar normal zaman içerisinde insanoğluna helal olan yemek, içmek ve cinsel isteklerin o süre içerisinde bastırılması demektir. İmsakla iftar vakti süresi içerisinde olan o günlük gündüz süresi içerisinde helal olan bu işlerden bir hedef uğruna vazgeçmektir. Bir hedef uğruna. Evet. Nedir o hedef? Nedir? Allah'ın rızasıdır. Evet. Peki niye? Yani insanoğlu, özellikle mümin kul niye bu ibadeti yapmakla mükelleftir? Şimdi önceki peygamberler ve onlara iman eden ümmetler bu ibadetle mükelleftirler. İlk ayet bunu anlatıyor. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, evet, size de farz kılınmıştır. Bu size artık yazılmıştır. Bundan kaçışınız yoktur. Peki niye? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takvaya ulaşasınız diye. Oruç ibadetinden bizim bir hedefimiz var. Hı. Belki de en büyük hedefimiz takvadır. Evet. Peki o zaman takva ne demektir? Takva, insanoğlunun Allah'ın emirlerine yapışmak suretiyle, yasakladığı şeylerden kaçmak suretiyle kendisini emniyete, korumaya alması olayıdır. Evet. Yani gizli ve açık hallerde bir insanın, bir müminin adım attığı her yerde Allah'ım sen benimle berabersin, ben de seninle beraberim, senin emirlerin başım üstüne ve senin yasaklarından da kaçınıyorum demek suretiyle o şuura ulaşması ve ulaşmış olduğu bu şuurla da kendisini emniyete alması, korumaya alması. Evet. Kıymetli hocam, hemen şöyle bir hadis-i şerifle ben olayı biraz daha açmaya çalışacağım inşallah. Alimlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç ibadetini bizlere öğretirken şöyle bir ifade kullanır. Der ki as-savmu cunnetun. Oruç kalkandır. Peki şimdi oruç nasıl bir kalkandır? Kıymetli hocam, oruç ibadeti, bakınız, imsak vaktiyle başlayıp iftar vaktine kadar olan süre içerisinde insanın kendisine helal olan şeyleri terk etmesiyle kalmayıp böyle kardeşler arasında kavgaya sebebiyet verebilecek, hakaretleşmeye götürebilecek, nizaa, tartışmaya, küskünlüğe, yani küskünlüğe götürebilecek şeylerden de kendisini uzak tutmasını bizlere gerektirir. Evet. Bunun dışında yine maneviyat hayatımızda kıymetli hocam, hadis-i şeriften öğrendiğimiz, kim yalan sözü ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmezse onun yemeği içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yoktur. Evet, bu şimdi muhteşemdir. Yani burada bir teşvik var, bir de aynı zamanda bir tehdit var. Evet. Yani ey mümin, sen artık oruçlusun. Daha sonra Fahri Kainat Aleyhisselam onu bize öyle açıklar. Birisi gelip de sataşırsa, kendisiyle kavga etmeye tutuşursa, kavga etmek isterse, evet, desin ki ben oruçluyum, ben oruçluyum. Bakınız, demek ki ben oruçluyum dediğimiz anda, ben oruç ibadetini şu anda yerine getiriyorum dediğimiz anda yapmamız gereken başka vazifelerimiz de var bizim. Evet. Bir defa biz müminler Allah'ın kardeş kullarıyız ve bizim kardeşlik duygularımız her şeyin üstündedir. Dolayısıyla bu kardeşlik duygusuna zarar verecek, halel getirecek her türlü olumsuz davranıştan bir defa bu şekilde biz vazgeçmek zorundayız. Evet. Yani sadece bu bünyeyi aç ve susuz bırakmakla bu ibadet yerine getirilmiyor. Evet. Birisi yani bu. Oruç tutmak sadece kendini yemeden içmeden kesme değildir. Değildir. Bütün o Allah-u Teala'nın çizdiği bütün çizgileri. Çok geniş bir çizgi var, çok geniş, evet, bir sınır var. Ve orada aşmamaktır, da tabii mi? Ki aşmamaktır. Özellikle yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı
terk etmezse diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği bir hakikat. O da oruç ibadeti bizleri evvel emirde ferdi olarak, sonra da içtimai olarak, evet, ahlakın zirvesine ulaştırmayı hedeflemiştir. Ahlakın zirvesi. Evet. Yani bakınız, aç ve susuz kalmak suretiyle, cinsel dürtüleri, cinsel istekleri terk etmek suretiyle, ferdi ve içtimai olarak, yani hem kişisel hem de toplumsal olarak ahlakta bir zirve. Hedefimiz budur. O zaman budur. Ben de zaten soracağım soruyla biraz alakalı. Şimdi oruç tutan kişiye ne katar? Oruç tutan kişiye ne katar? Ya da kişi oruç tutmazsa ne kaybeder? Evet. Neleri kaybeder? Yani şimdi ahlaktan bahsettiniz, zirve noktaya gelmeden bahsettiniz. Biraz da onunla alakalı tabii olarak. Ki. Acaba kişiye ne katıyor bu Ramazan? Evet, hocam? Şimdi hemen oradan hocam biz orucun ne olduğunu ayetlerle şöyle bir açıklama gayret ettik. Hı hı. Tabii olaylar kavramlarla anlaşılır. Evet. Mesela biz namaz ibadetini Farsçadan almış bir toplumuz, bir milletiz. Namaz kelimesini de Farslar Arapçada salat kelimesinden alırlar. Evet. Salat kelimesinin temel anlamıyla ifade ettiği mana dua demektir. Peki biz namazı niye salatla, niye namaz kelimesiyle, yani o andaki ibadeti niye salat kelimesiyle ifade ediyoruz? Çünkü bizim namazdaki her pozisyonumuz duadır. Duadır. Evet. Doğru. Bizim namazdaki her pozisyonumuz duadır. Ve biz namaz kelimesi ifade ederken özellikle son zamanlarda kavramlar üzerinden dinimize yapılan saldırıları da göz önüne alacak olursak, hı-hı, salat kelimesini çıkarıp kenara koyduğumuzda o ibadeti ifade edecek kelimeyi biz yıkmış oluyoruz. Aynen. Dolayısıyla namazı yıkmış oluyoruz. O ibadetin ruhunu yıkmış oluyoruz. Evet. Şimdi peki oruç ibadeti, Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruç ibadeti. Bakara suresindeki o ayetler devamında onu anlatıyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Evet, şimdi ey iman edenler bakın, sizden öncekilere farzdı, size de farz kılındı, hedef takvaya ulaşmanızdır. Sayılı günlerdedir ve bu sayılı günlere erişen oruç tutsun. Evet. Peki bu sayılı günler hangi günlerdedir? Şehru Ramazan. İşte o sayılı günler de Ramazan ayındaki günlerinizdir. Ay hareketlerine göre hesaplanan hicri takvimde bazen 29'dur ve bazen de 30 gündür. Evet. 31 olmaz, 28'e düşmez. Şimdi Ramazan ayı, peki niye Ramazan ayı önemli? Çünkü o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi. Peki Kur'an-ı Kerim'in en temel özelliği ne? Hak ile batılı birbirinden ayıran kesin çizgiler o kitabın içerisindedir. Evet. Peki o zaman ne yapacağız? Oruç ibadeti tanıtıldı. Zamanı belirlendi. Oruç ibadetinin Ramazan ayında özellikle tutulması gerektiği, bu ayda farz kılındığı hem Kur'an-ı Kerim ayetiyle, hem Fahri Kainat Aleyhisselam'ın sünnetiyle ve hem de icma ümmet ile bizlere öğretildi. Peki o zaman yapılacak şey nedir? Femen şehide minkum şehra felyasumhu. Hadi o zaman bu aya kavuşan oruç tutsun. Peki bu aya kavuştuk. Yolcuyuz veya hastayız. Hı hı. Tamam, ruhsatın var. Ruhsatın var. Orucunu tutmayabilirsin. Başka günlerde, evet, başka günlerde telafi etmek üzere ama. Fe'iddetun min eyyamin uhar. Başka günlerde onun tamamı, sayı muhakkak tamamlanacak. Çünkü sayılı günler diye Yüce Allah sınırı, evet, belirledi. Evet. Şimdi peki o zaman Ramazan nedir? Hocam olaylar kavramlarla anlaşılır. Ben bir de bu anlamda açıklamak istiyorum bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize. Ramazan kelimesi Arapçada Ramadda fiil kökünden geliyor. Ramada bir şeyin, bir vaktin çok sıcak olması, yanıp kavrulması anlamını ifade ediyor. Ramadan da bu kökten gelen, bu fiil kökünden gelen ismul fail olarak bize geliyor. Evet. Ve bir şeyi yakıp kavuran manası ifade ediyor. Bir şeyi yakıp kavuran. Yakıp kavuran. Neyi ısıtan, yakıp kavuran. Peki acaba? O zaman şimdi bu ayda ettik. Neyi yakıp kavuracağız, evet, biz? Şimdi bizim tasavvuf dünyamız, bizim kadim geleneğimiz bize Ramazan ayını 11 ayın sultanı olarak ifade etti, ilan etti. Evet. Siz de zaten başlangıçta onu şiirsel olarak çok güzel okudunuz. Şimdi hocam 11 ay boyunca biz müminler namazdan gafil kalabiliyoruz. Evet. Zekattan, sadakadan gafil kalabiliyoruz. Evet. Anne babaya itaat etmekten, ona hürmet etmekten gafil kalabiliyoruz. Rabbimiz Yüce Allah'ı zikretmekten, onunla beraber olmaktan gafil, evet, kalabiliyoruz. Evet. Ve bu gafletlerimiz de bizde maneviyat dünyamızda bir kir oluşturuyor. Biz buna günah kiri diyoruz. Günah yükü diyoruz biz buna. Şimdi o zaman Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruç bu ibadetleri, bu daha doğrusu bu günahlarımızı, bu yüklerimizi nasıl yakıp kavuracak? Hocam derler ki Yüce Allah nefsi çok değişik şekillerde terbiye etti. İmtihandan geçirdi.
Evet. Mesela 100 sene ateşte yaktı, ateşten çıkardı, sen kimsin, ben kimim diyerek nefse bir soru sordu. Nefis dedi ki sen sensin, ben benim. Diklenmeye devam etti. 100 sene dondurucu soğuklarda imtihandan geçirdi, çıkardı huzura, kimsin dedi, kendini tanıt. Dedi ki sen sensin, ben benim. Daha değişik şekillerde imtihan ve en sonunda açlıkla Yüce Allah nefsi 100 sene imtihandan geçirdi. Ve 100 sene imtihandan geçirdikten sonra huzura çıkardı nefsi. Sordu, dedi bakalım söyle ey nefis, sen kimsin, ben kimim? Dedi ki ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'sın. Ben de senin her şeye ihtiyacı olan aciz kulunum. Diyerek acziyetini, tabii acziyetini ifade etti ve bu açlık ve susuzluk yoluyla dizginlenebildi. Yani bu kadar eziyete uğruyor. Nefis orada sen sensin, ben benim diyor. Evet. Ama iş açlığa gelince orada evet, nefis boyun evet, büküyor. Değil peki mi? Şimdi hocam karşısında sorduğunuz soruyla hemen irtibatlandıralım biz burayı. Evet. Ne katacak bize? Kıymetli hocam, 11 ay boyunca karnı tok olan bir insanın fakirleri, evet, miskinleri, mahrumları, mağdurları, sizin başta söylediğiniz mustazafları düşünmesini bizim hayal etmemiz havanda su dümeye benzer. Ama bakınız, Ramazan ayının ilk günüyle beraber evinde ne pişirdiyse bir hanımefendi hemen çocuklarına birer tas doldurur, şunu al şu komşuya, şunu al şu komşuya götür diye komşularını sormaya başlar. Doğrudur. İşte bize bunu katar Ramazan. Evet. Bir tefsir kitabında Hazreti Yusuf'un oruç ibadetiyle düşkünlüğünü okurken hocam şunu okumuştum. Oruç ibadetine sürekli böyle ısrarla devam ettiğini görünce Hazreti Yusuf'un o dönemdeki inananları geldiler sordular. Dediler ki Yusuf, sen Mısır'ın hazinelerinin üstünde oturan bir insansın. Evet. Bak dedi, her şey senin elin altından geçiyor. Niye dedi aç ve susuz kalmayı dedi sen tercih ediyorsun? Hazreti Yusuf bu olayı yemin ve tekit edatları kullanarak ifade etti. Vallahi inni le ehafu dedi. Dedi ki Rabbime yemin ediyorum ki korkuyorum, ödüm kopuyor. Neden? Karnım tokken açların halini unutmaktan korkuyorum. Evet. Ramazan'ın, orucun bize katabileceği en güzel şeylerden birisi açların halinden anlamaktır diyelim ve sözü Mahfuz abiye bırakalım. Bırakalım. Bir eserle, bir ilahiyle biz inşallah hocamla devam edeceğiz. İnşallah. Buyurun. Selam salat sana, insanlığın efendisi. Kutlu bir sevda seninki, mühür yüzde hasır izi. Sana selat selam sana, insanlığın efendisi. Müzik.
Kafir kafire, imanı settir zalime. Uhud'uyla Bedir ile geçit vermiyor haine. Varlığı derttir kafire, imanı settir zalime. Uhud'uyla Bedir ile geçit vermiyor zalime. Mutlu bir sevda seninki, mühür yüzde hasır izi. Selat sana, selam sana, insanlığın efendisi. Mutlu bir sevda seninki, mühür yüzde hasır izi. Salat sana, selam sana, insanlığın efendisi. Güzel ahlaktır gayesi, ümmeti tek endişesi. Kendi tüm varlığın sesi, dilinde Allah bestesi. Güzel ahlak gayesi, ümmeti tek endişesi. Mutlu bir sevda seninki, mühür yüzde hasır izi. Salat sana, selam sana, insanlığın efendisi. Mutlu bir sevda seninki, mühür yüzde hasır izi. Salat sana, selam sana. İnsanlığın efendisi. Allahu Allah, 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 Allahu Evet değerli dostlar, Diyarbakır'da 27 şehit sahabenin metfun olduğu Hazreti Süleyman Camii önünde Nihat hocamızla beraber muhabbetimiz devam ediyor, sohbetimiz devam ediyor. Güzel bir eserden sonra, şimdi hocam orucu, Ramazan'ı, Allah-u Teala'nın farz kıldığını, bununla insanın neler kazanabileceğini az çok konuştuk. Bir de şöyle bir durum var, şimdi siz demin de bir örnek verdiniz, hani yardımlaşma dediniz ya. Bir ev hanımı hemen Ramazan başlar başlamaz bir tabak yemeği
çocuğa verir, al şunu komşuya götür dedim der. Şimdi buradan hareketle Ramazan'da bizim aile ortamımız nasıl olmalıdır? Yani ailede neler yapılmalıdır? Şimdi küçük çocuklar var, büyük çocuklar, gençler var. Onlara yönelik ne tür bir programımız, bir çalışmamız olmalı? Evet. Tekrar Bismillah diyelim kaldığımız yerden kıymetli hocam. Şimdi Ramazan ayı tabii her ne kadar kişiyi ilgilendiren bir ibadet gibi görünse de biraz önce verdiğimiz örneklerle aileyi ve neticede bütün bir toplumu etkisi içerisine alan bir ibadet, büyük bir ibadet. Evet. Büyük bir ay, büyük bir ibadet, oruç ibadeti. Şimdi Ramazan ayı geldiğinde aslında biz zaten bunu Anadolu'muzun yine kadim medeniyeti bunu 3 aylar olarak formüle evet. etmiştir aslında. Recep ayı girmesiyle beraber malumlarıdır. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın da duasıyla beraber biz bu işe başlıyoruz. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize bereketli eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır, kavuştur diye duamız var. Şimdi biz bu duayla beraber Recep Şaban ayını tamamladıktan sonra özellikle Şaban ayının ortasını geçtikten sonra yani beraat gecesi, beraat belgemizi inşallah elimize aldıktan sonra ailecek bir koşturma içerisine girmemiz gerekiyor hocam. Evet. Niye? Çünkü aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye Anadolu'muzda bizim kadim bir sözümüz var. Ne demektir bu? Yani eğer biz aile fertlerimizi bu ibadete alıştırmak istiyorsak ve sair güzelliklere aile fertlerimizi, çocuklarımızı, bizden sonra gelecek nesillerimizi bu işlere alıştırmak istiyorsak öncelikle kendimiz örnek olma yoluyla çocuklarımızı evet. bu işe alıştıracağız. Aile fertlerimizi özellikle bu şekilde hazırlayarak. Evet çocuklar Ramazan geliyor. Gelin bakalım oruç ibadeti yaklaşıyor. Hep beraber şöyle bir bedensel olarak ruhen bu işe bir hazırlanalım. Bu işin hazırlığını görelim. Peki neler olacak? Neler yapacağız? Şimdi muhakkak çocuklarımıza oruç ibadetinin güzellikleri anlatılacak. Bizden önceki dersimizin, sohbetimizin başında anlatmış olduğumuz o hazırlıklar. İşte bakın çocuklar böyle bir olay var, böyle bir ibadet var. Bizden öncekilere Allah bunu yazmıştı, istemişti. Evet. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah merhametinin eseri bizden de bunu istiyor. Niye merhametinin eseri? Birazdan orada bir parantez açalım inşallah. Şimdi öyleyse gelin neler yapacağız? Çocuklar Ramazan ayı geliyor. Şimdi Ramazan ayı geldiğinde evvela sahur olayını bizim ihmal etmememiz gerekiyor. Niye? Son yıllarda biraz ihmal var o noktada. İşte hocam maalesef belki uğraşımız, belki memuriyet hayatımız, belki meşguliyetlerimiz bizi ona mecbur bıraksa da yani hiçbir şey yapamıyorsak en azından uyanıp şöyle bir bardak su, belki bir bardak süt, bir bardak şerbet içme suretiyle sahurun o manevi feyzinden bir defa faydalanmak gerekir. Birisi bu. İkincisi de sahurda yiyip içmiş olduğumuz şeyler çok küçük şeyler olsa bile gün içerisinde bizim o çekeceğimiz açlığa yardımcı olacaktır. Evet. Evet hocam yardımcı olacaktır. Onun için sahur ihmal etmemek gerekir. Çocukları, gençleri sahura muhakkak kaldırmak şimdi lazım. Şimdi özellikle değil mi? Akıl bali olmamış olan küçük bebeklerin, çocukların evet. o sahur vaktinde mutfaktaki çatal, bıçak, kaşık seslerini duymalarından sonra acaba bunlar içeride benden habersiz ne götürüyor? Aynen. Ne yiyor diyerek merak etmeleri ve o mutfak şeylerine veyahut da işte oturduğumuz odada eğer yiyorsak oraya koşmaları çocukların zaten fıtratında bu işe meyilli olarak yaratıldıklarının bir alametidir. Evet. Bunu çok iyi yöne değerlendirmek gerekir. Çok iyi yönde. Evet. Peki Kur'an, şimdi Kur'an'ı merkeze alalım dedik ya biz girişte belki üzerinde durduk. Aile içerisinde de şimdi yani Ramazan gelmiş, sahur, iftar bereketiyle beraber ama şöyle bir ev içerisinde bir mukabele, bir Kur'an-ı Kerim okuma tabii vesaire. Ki, tabii ki. Değil mi? Evet hocam. Onlar da bizim olmaz olmaz ama inşallah böyle kademe kademe edeceğiz. Ama o şeyi hocam biz geçmeyelim. Evet. Mesela annenin pişirdiği yemekten bir tabak, bir tas komşuya ikram etmesini ve özellikle bunu çocuğuna vererek göndermesi. Kendisi de götürebilir ama özellikle bizim o kadim medeniyetimiz bunu bize o şekil gösterdi. Bir şey işaret sadaka hocam. Kültürünü de oluşturmak. Tabii ki. Mi? Yani yavrularımıza bizden sonra gelenlere bu işi bizzat uygulamarak göstermektir bu. Yani mesela fitrelerimizi hesapladığımız sadakamızı, zekatımızı kendimiz verebileceğimiz gibi özellikle yoksulları, yetimleri gözetirken çocuklarımızın eline o parayı artık o ticaret malı neyse zekatını, sadakasını hesapladığımız şey neyse onu çocuklarımıza vererek bu işe teşvik etmek evet. onların hayatlarında ilerleyen yıllarda asla unutulmayacak güzellikler onlara evet. öğretiyor. Ve yetimin yoksulun elinde tutmayı çok güzel bir şekilde hatırlatıyor.
Aynen. Şimdi ben zaten bunu soracaktım. Biz hani çocuklar üzerinde bir de kendi üzerimize yıl boyunca biz göz ardı edebiliyoruz, unutabiliyoruz. Muhakkak. İnsan nisyandan geliyor, unutmaktan geliyor. Evet. Şimdi biz yıl boyunca unuttuğumuz fakir, fukara, gariban, mazlum, mustazafları bu ayda ne şekilde hatırlayacağız? Ya da sadece Ramazan'da hatırlamak doğru mudur? Öyle bir soru da sorabilirim. Tabii ki. Yani, oraya gelelim şimdi hocam. Şimdi sadece biz Ramazan ayında mı yardım yapacağız? Evet. Yardımlaşacağız, dayanışmayı sadece bir aya... Bir aya mı hasredeceğiz? Aynen. Elbette ki değil. Yine bu soruya geçmeden hocam, bu mukabele geleneğiyle alakalı evet. Vaktimiz ne durumdadır? Onu da siz bana hatırlatınız lütfen. Bir 7 dakika sonra reklama gireceğiz. Peki hocam. Şimdi bu 7 dakika bize bu süre içerisinde yetecektir inşallah. Hı hı. Şimdi hocam biz mukabele geleneği diyerek Anadolu'muzda yine kadim medeniyet... Ben bunu ısrarla altını çizmek istiyorum. Bizim kadim medeniyetimizin temeli dinimizdir. Evet. Ve bizim medeniyetimiz, anneannemiz, geleneklerimiz kaynağını hep dinimizden almıştır. Onun için iftihar ediyoruz elhamdülillah. Şimdi mukabele geleni Ramazan ayında bu işin ehli olan hocalarımız ondan sonra camilerde, evlerde, ortamını bulduğu her yerde etrafına cemaatini toplar ve Kur'an-ı Kerim'i baştan sonuna okur. Karşıdakiler dinler. Tabi burada biraz böyle şekil açısından bir kayma olmuş olsa da bunun da yine kökeni Ramazan ayında yaşadığımız bir ibadettir, bir olaydır. Evet. Hocam yani Ramazan ayında her yıl vahiy meleği Cebrail aleyhisselam vahiy getirdiği peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselamla Ramazan ayında buluşur. Evet. Ramazan ayına kadar inmiş olan sureler, ayetler tek tek Cebrail aleyhisselam tarafından peygamberimize okunur. Peygamberimiz dinler, hıfzını, ezberini kuvvetlendirir ve Cebrail'e tekrar geri okur. Yanlış kalan, eksik kalan bir şey oldu mu, olmadı mı diyerek. Cebrail de tasdik eder, tamam eksiğimiz kalmadı der ve tekrar kendi alemine geri gider. Her sene bu tekrar eder. Her sene bu şekil. Evet. Ve Farikânat Aleyhisselam'ın vefat ettiği, irtihali dar-ı beka ile ettiği sene Ramazan ayında bu olay iki defa vuku bulmuştur. Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam iki defa peygamberimize buluşmuş. Hı hı. Başından sonuna kıymetli hocam Kur'an-ı Kerim okunmuştur ve son şekli bu şekilde verilmiştir. İşte biz Ramazan ayındaki mukabele geleneğimizle bunu da bir daha hatırlamış bunu oluyoruz. Bunu da ev içerisinde, aile içerisinde tabii bunu ki tesis etmek lazım. Özellikle evlatları, çocukları alıp onlarla alacağız beraber bir Kur'an-ı Kerim okumak lazım. Evet, anneler, bir his, babalar bir cüz, artık neyse onu okumak lazım. İmkanlar nispetinde muhakkak okunacak. Çünkü bizim özellikle Ramazan ayındaki iyiliklerimiz kat be kat daha fazla çarpılarak mükafatı bizlere iade ediliyor ki evet. Kur'an-ı Kerim'in okumuş olduğumuz her bir harfine Rabbimiz Yüce Allah bir hasene sevabı yazıyor. Hasene iyilik demektir hocam. Evet. Ve iyiliğin de küçüğü büyüğü yoktur. Büyüğü yok. O anda bizim sadece kalbi durumumuz esastır, önemlidir. Ve Yüce Allah 10 katından 700 katına kadar her bir Kur'an harfinin mükafatını bizlere iade edecektir. Yardımlaşma konusuna gelelim. Evet, sadece hocam, Ramazan'da mı gelelim. Yoksa hocam, önemi nedir? Yani Ramazan'da yardımlaşmayı biz nasıl ifade ederiz bilemiyorum ki. Yani Çin'deki bir Müslümanın ayağına diken batsa evet, sen bunun acısını kalbinde hissedeceksin diyen bir peygamberin ümmetiyiz bizler. Ve bizler halifeliğimiz, saltanatımız, işte Osmanlı dediğimiz bu işler konuşulurken, görüşülürken burada ben kendi düşüncemi değil bir kaynaktan okumuş oldum. Osmanlı'nın Orta Doğu'dan çekildikten sonra bir Iraklı din adamının ifadesidir bu kıymetli hocam. Osmanlı buralardan çekildikten sonra bizim yüzümüz gülmedi demiştir. Evet. Evet. Yani başsız olmaz bu işler. Ha peki şimdi başsızız diye, evet, başımız yok diye biz bu işi kendimiz mi ihmal edeceğiz? Hocam şöyle durgun bir süre bir taş atınız. O taş bir yere düşer, küçük bir halka oluşturur ve o halka genişleye genişleye yayılır, büyüyerek o durgun sudaki bütün suyu harekete geçirebilir. Evet. İşte şu son zamanlarda bizim yapmamız gereken de budur hocam. Özellikle Diyarbakır'ımıza biz bunu kendimiz için söyleyelim. Bildiğimiz, tanıdığımız fakirler, yoksullar, yetimler varsa bizzat onlarla kendimiz ilgilenmek suretiyle. Bilmiyorsak eğer, yaşadığımız çevrede bu tür insanlara ulaşamıyorsak, hocam biz tabii Diyanet İşleri Başkanlığı mensubuyuz. Diyanet Vakfımız şu anda yurt içinde ve yurt dışında 145 ülkede faaliyet gösteriyor. Müslümanlardan aldığı yardımları, topladığı kaynakları zekat fonuyla
sadaka fonuyla uluslararası İmam Hatip İlahiyat öğrencilerini okutmak suretiyle ve daha çok değişik şekillerde bu bizden toplamış olduğu kaynakları İslam ümmetinin coğrafyasının birçok yerine ulaştırabiliyor. Evet. Sadece bu bizim vakfımız değil kıymetli hocam, unutmayın lütfen sözünüzü. Bizim dışımıza da, yani Diyanet Vakfımızın dışında da birçok sivil toplum örgütü yurt içinde, yurt dışında bu faaliyetleri severek, isteyerek yerine getirmektedirler. Benim aslında sormak istediğim şuydu. Biz hani Ramazan'a yardımlaşma ayda diyoruz. Evet. Değil mi? Dayanışma ayı diyoruz. Niye sadece Ramazan olsun ya da Ramazan'da özellikle bu ismi almasının sebebi nedir? Evet hocam, onu da tabii ki kaynaklarımızda temeli var, kökeni var. Biz bu işi rehberimizden öğrendik. Evet. Kim o rehberimiz? Alemlere rahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onu bize tanıtırken ashabı işte 27'si arkamızda yatıyor. 600'e yakını Diyarbakır'ımızda, İslam dünyamızın 5. hareminde yatıyor. Onlar bize peygamberimizi öğretirken cömertlik vasfını anlattığında şunu kullanıyorlar. Şu ifadeyi. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zaten her zaman cömertti. Her zaman yardımseverdi. Ama ne hikmetse Ramazan ayı girdiğinde cömertliği zirve yapıyordu. Ve şunu biz biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tüccardır. Kendi geçimini kendisi sağlamaktadır. Ama Medine'de İslam dini devlet olduktan sonra cihattan, ganimetten gelen malın 5'te biri Allah Resulü'nün kendisinindir ve aile fertlerindir. Evet. Değişik bir geçim yolu var. ve bir de kıymetli hocam, bu şekilde Allah Resulü aleyhisselamın Medine'deki hayatı içerisinde zaman zaman kendisine gelen ticaret malları zenginliğe götürebilecek şeyler olmaktadır. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisinin eline geçen malları 3 günden fazla elinde tutmamıştır. Ne yapar? İhtiyacı olanları takip eder, kapı kapı gezmek suretiyle onlara ulaşır ve özellikle Ramazan ayında bu duygusu zirveye ulaşır. İşte biz bundan yola çıkıyoruz. Ramazan ayında aç kalırız ya. Konunun başında dediniz ya. Evet hocam. Acın halinden anlarız. Evet. Belki de bizi yardıma sevk eden asıl duygulardan biri de bu. Muhakkak. Yani açlığı yaşayıp açlık böyle bir şeymiş. Evet. Şimdi ben tamam bir ay böyle dayanacağım ama yıl boyunca yıllardır böyle aç olan insanlar eyvallah var. Eyvallah. Biz onlara yardım edelim. Tabii ki. O duygu pekişiyor. Tabii ki dediğiniz gibi Ramazan'da her hayrın sevabı karşılığı çok çok fazladır. Hocam mesela yine bizim kadim medeniyetimizde zekat ibadetini din büyüklerimiz yaşadıkları toplumları anlatırlarken Ramazan ayında olmasını tavsiye ederlerdi. Tavsiye ederler. Niye? Çünkü biz zekat ibadetini yılda bir kere yaptığımız için onu da yine kamer takvime göre hesaplıyoruz. Hesap karışmasın. Evet. Ve Ramazan ayında zaten müminlerin kardeşlik duyguları, yardımlaşma duyguları zirve yapmıştır. Onunla beraber zekatlar birleşsin. Bu ayda verilir mesela. Hemen burada mi? Ben bir ipucu daha vereyim kıymetli seyircilerimize. Mesela paranın, altının, ticaret mallarının hesabı %2,5'tur. Evet. 1/40. Evet. Hazreti Ali bu 1/40'ı beğenmiyor hocam. Evet. Diyor ki bu cimrilerin zekatıdır. Yani bunu derken aslında 1/40, %2,5 artık o tabandır. Evet. Siz o tabanda kalmayın. Tabanda kalmayın. Yani verebildiğiniz, çünkü siz vermek istiyorsunuz, Allah vermenizi istiyor. Fakat diğer tarafta şeytan tutmanızı istiyor. Aynen öyle. Bu mücadeledir hocam. Peki. Cihadın en zirve noktası burasıdır. Mal ile cihad. Evet, işte burada devreye oruç ibadeti yine muhteşemliğiyle giriyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bir ara vereceğiz. Tabii ki. Buyurun hocam. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Ardından inşallah tekrar burada olacağız. Seni sordum Mekke'nin bir mağarasına, seni sordum Yesrib'in demin kopan taşına, seni sordum Taif'in mahzun sokaklarına, seni sordum ey Resul, seni sordum dün gece, seni sordum Taif'in mahzun sokaklarına, seni sordum ey Resul, seni sordum dün gece. Habibi Rabbimeyi, Naya Çabimeyi, Vakaru Cibişameyi, selamlı serte Muhammed. Habibi
be rabbime rohnaya çabime ve karoje peşame selamlı selte Muhammed. Gözlediler camini, o kutlu mekanını. Gösterdiler evini, kokun dolu haneni. Gösterdiler ravzanı, buzlar kesti kanını. Gösterdiler ey Resul, gösterdiler dün gece. Habibi Rabbime'yi, ruhnayı açabime'yi ve karoji pişame'yi, selamlı serte Muhammed. Habibi Rabbime'yi, ruhnayı açabime'yi ve karoji pişame'yi, selamlı serte Muhammed. Gelen yollarda ellerimi kırdılar. Sana gelen yollarda bedenimi yaktılar. Sana gelen yollarda gözlerimi oydular. Sana geldim ey Resul, sana geldim dün gece. Sana gelen yollarda gözlerimi oydular. Sana geldim ey Resul, sana geldim dün gece. Habibi Rabbime, ruhnayı açabime ve karoji peşame, selamlı serte Muhammed. Habibi Rabbime, ruhnayı açabime ve karoji peşame, selam serite Muhammed. Allahümme salli ala seyyidin rahim el-malik el-kuddus el-selamul mutmin el-azizul alim el-latiful khabir el-selim. Evet değerli izleyenler, güzel bir eserle reklamlardan sonra başladık ve Nihat hocamızla beraber muhabbetimiz devam ediyor. Şimdi biz işin bireysel, biraz da aile içerisindeki yerini konuştuk Ramazan'ın, orucunun. Bir de toplum üzerinde bir etkisi var. Ramazan toplumları nasıl etkiler ya da Ramazan nasıl bir toplum ister? Evet. Yani o daha belki önemli. Tabii. Bir soru olur. Evet Kıymet Hocam, yani programımızın başından beri anlatmak istediğim zaten bu soru özetliyor. Evet. Yani İslam toplumu ben merkezi bir toplum değildir. İslam'da bencillik, İslam toplumunda bencillik, egoizm, yani ben yaşayayım da diğerleri ne olursa olsun diye bir anlayış hiçbir zaman yoktur, kabul görmemiştir ve böyle bir şey zaten onaylanamaz da. Aynen. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den 75-80 civarında sahabiyle hicret edip Medine'ye geldiğinde, oradaki ensar ile beraber Medine'ye yerleştiğinde, Medine'de Mescid-i Nebi'yi, bakınız ilk işimiz yine mescittir, evet, mabetsiz olmaz bu işler. Mescid-i Nebi'yi yaptıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın yapmış olduğu ilk iş Müslümanları kardeş ilan etmektir. Her bir Medineli, Mekke'den gelen her bir muhaciri almış, bağrına basmış, malını, mülkünü, her şeyin yarısını onunla paylaşmış ve o böylece Mekke'de hayat şansı kalmamış olan Müslümanlara Medine'de yeni bir hayat imkanı sunulmuş.
Şimdi innemel mu'minune ihvetun ayetiyle de biz bunu birleştirdiğimizde kıymetli hocam aslında hedefin zaten bu olduğu ortaya çıkıyor. Yani Müslümanlar kardeştirler. Evet. Yani innemel mu'minun oradaki o innema yine Arapça dil bilgisi kuralları gereği bir tahsis ifade etmektedir ve manası şudur. Yani müminler, Müslümanlar sadece kardeştirler. Başka onların başka şey özelliği yoktur. Tabii başka bir şey olamazlar. Onların belirleyici alamet farikaları budur. Kardeş olmalarıdır. Ve Ramazan'ın da zaten bizden istediği budur. Yani özellikle oruç ibadetiyle bizi açlığa mahkum etmesiyle ve zekatın ve özellikle fıtır sadakalarının, fitrelerin bu ayda hesaplanıyor olmasının da temelindeki sebep budur. Yani yeniden İslam toplumunu kardeş toplumu olarak ilan etmektir ve böyle bir toplum belki de var şöyle edebilmektir. Bir durum da var. Şimdi malum her ne kadar İslam toplumu olursa da yine hani sıkıntılar, kavgalar, gürültüler, toplum kalabalıktır biliyorsunuz. Evet. Mesela bir Diyarbakır'ımızı düşünelim. Evet, evet, Diyarbakır'da yaşayan insanların hemen hemen hepsi Müslüman. Fakat sıkıntı yaşayabiliriz. Ramazan o sıkıntıları, öyle sıkıntısız bir toplum. Evet. Bir ay içerisinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı, kimsenin kimseye küsmediği, kimsenin kimseye kızmadığı, kavga etmediği değil mi? Bir toplum mu istiyor acaba? Kıymetli hocam zaten oruçtan da hedef bu değil midir? Yani aç bırakarak kişinin gücünü, kuvvetini kırarak onu böyle sükunete, sakinliğe, dinginliğe erdirmek değil midir? Evet. Oruçtan hedef de budur zaten. Ama özellikle bakıyoruz. Yani bazı ailelerde bazı böyle ne diyelim işte değişik etkenlerle, değişik sahiplerle işte bak artık sabrım kalmadı ha. Bak artık bu oruç da zaten başıma vurdu. Bak üzerime gelme seni döverim, senin kafanı kırarım gibi. Böyle özellikle halk diliyle ben bunu ifade etmeye çalışıyorum ki. Aynen. Bu olmaz. Yani bu oruçun bize öğretmek istediği manayla aykırı bir defa. Değil mi? Tabii buna terstir bu. Yani bir defa sen oruç ibadetini tutacaksın. Amaçtan saptık yani. Evet. Değil mi? Oruç mesela şimdi hocam bakınız yani el haccu eşhurun me'lumat diyerek hac ibadetini öğrendiğimiz ayetlerde. Hı-hı. Hac belirli aylardadır. Peki. Femen ferada fihinnel hacce. O aylarda kim hacca niyet ederse artık hac kesinleşti. Hacca gideceği belli oldu. Bu hacca gidecek olan kişiden beklenen nedir? Fela rafese ve la fusuka ve la cidale fil hac. Evet. Artık kötü söz söylemek yok. Küfretmek yok. Tartışmak yok. Ve özellikle hac veya umre niyetiyle ihrama girdiyse eğer cinsellik de yok. Evet. Bunlardan uzak duracaksın. Aynı manayı oruçla bize öğretmek istiyor. Evet. Şimdi sen oruçlusun geldi. Geldi, ayarlar kaçmış, renk bozulmuş, illaki böyle bir hırgür çıkarmanın peşinde. Seninle kavga etmenin derdinde adeta biz öyle diyelim. Evet. Burada da yine yüce dinimiz devreye giriyor. Alemlere rahmet olan Efendimiz devreye giriyor. Eğer kardeşi geldi kendisiyle kavga ettiğinde veyahut ona sövdüğünde, sövmek istediğinde yani böyle bir şeye meylettiğinde فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِمْ desin ki ben oruçluyum, ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Evet. Sakın ha şeytana uyup da vuran, söven, döven oruçlu olduğu halde kendisi olmasın. Evet. Şimdi o oruçtan kazanmış olduğu mükafatı şeytana kaptırmasın. Kaptırmasın. Evet. Kendi toplumumuzu anlattık da şimdi bir de ümmet var. İslam ümmeti var. Sona doğru geldik. Neredeyse iftar olmak üzere. Artık son bir bununla ilgili de birkaç kelam edelim. Malum İslam ümmetinin içinde bulunduğu durum hiç de işler açısı değil. Yani parçalanmış. Canımız yani ölmüş. Hocam yani her gün bir yerde bomba. Bir cuma bir uyanıyorsunuz. Dünyanın en doğusundan Yeni Zelanda diye bir ülkeden 60 Müslümanın cuma namazına şehadet haberi geliyor. O hani neyse de hani belki bireysel bir katliam diyelim ama sistematik bir katliam var. Dünyanın birçok toplumunda. Daha yeni işte hocam, Filistin'de. Dün yine terör devleti Siyonist İsrail vuruyor Müslümanlar. Yine vuruyor. Maalesef. Şimdi Ramazan ayının, orucun acaba şimdi bu hastalığımıza, bu ayrılık hastalığımıza, vahdet olamama, ümmet olamama hastalığına bir çare olma durumu var mıdır acaba? Ya da ancak bir temenni olarak, bir dua olarak mı kalacak? Hocam ben yine onu şuna benzetiyorum. Yani Hazreti İbrahim'i yakmak için Nemrut denen zamanın zalimi ateşi yaktığında bütün varlık alemi ona iman edenler su taşıdılar. Evet. Ateşi söndürmek için. Onlardan birisi de küçücük bir karıncadır. Karıncadır. Ağzına safını aldığı bir damla etti, suyla tabii ki ağzına aldığı bir damla suyla ateşi söndürmek için bütün gücüyle ateşe doğru koşuyor. Evet. Diğerleri önünü kestiler. Nereye gidiyorsun? Duymadınız mı? İbrahim peygamberi yakıyorlarmış. Ben de onun yakılan ateşini söndürmeye gidiyorum. İyi de dediler sen onun ağzındaki su o ateşi söndürmeyecek ki. Ama dedi benim yerim belli olacak. Benim safım belli olacak. Ben bugün kimden tarafım? O ortaya çıkacak ya. Ben dedi onun derdindeyim. Kıymetli hocam yani o havuza durgun suya attığımız taş misali hakikaten önemli. Evet. Yani biz her birimiz
ferden, şahsen üzerimize düşen görevlerimizi yapalım. Biz zaten o durumu, o olayı hak ediyorsak Yüce Allah zaten bizim o itaatimizi sağlayacaktır. Evet. Ama biz henüz kendi yüreğimizde yürek devletimizi kurmamışsak, evet, biz havanda su dönmeye devam edeceğiz. Aynen. Selahaddin Eyyubi hutbededir hocam. Hutbededir. Hutbeyi okurken gençlerden birisi ayağa kalkar. Der ki Selahaddin, Kudüs'ü ne zaman alıyoruz? Selahaddin Eyyubi istifini bozmaz. Hutbesine devam eder. Namazını kılar, namazını bitirir ve hayatına devam eder. Ertesi gün sabah namazındadır Selahaddin Eyyubi. Çünkü büyük bir komutandır. Milletini, devletini yalnız bırakmamıştır, bırakmaz. Sabah namazını kılmadan önce ayağa kalkar. Der ki, dün cuma namazında ayağa kalkıp da Kudüs'ü ne zaman fethedeceğiz diyen genç burada mıdır? Veyahut da nerededir? Derler ki gelmemiş. Vallahi cuma namazlarımız da sabah namazları gibi olmadıkça, sabah namazlarımız da cuma namazlarımız gibi olmadıkça biz Kudüs'ü fethedemeyeceğiz. Evet. Onun için hocam biz üzerimize düşen vazifeler yapmakla mükellefiz. Ha böyle hamasi duygular da biz bu işi bir yere vardıramayız. Evet, belki Kudüs'ü fethetmek için yola düşmüş olabiliriz ama Kudüs'ü fethi yolda kaçırdığımız bir vakit namaz birçok şeyden çok daha bize kayıplar yaşatacaktır. Evet. Onun için biz evvel emirde İslami, insani, dini vazifelerimizi yerine getirelim. Takdir Yüce Allah'ındır. Evet. Ama bizi sorumluluktan da kurtarmaz. Onu da bilmemizde faydamız vardır. Diyarbakır İl Müftü Yardımcımız Sayın Nihat Koç Hocamızla beraberdik. Ramazan'ın ilk gününde iftardan hemen önce iftar sevincinde. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Katıldığı ben teşekkür için. Ederim. Bu imkanı tanıdığınız için. Eyvallah. Hayırlı, bereketli, sağlıklı ve huzurlu. İnşallah Ramazanlar hem kendi toplumuza hem İslam dünyasındaki bütün Müslümanlara inşallah Rabbim Yüce Allah nasip eylesin. Amin inşallah. Evet değerli izleyenler, İftar Sevinci programına bir eserle veda edeceğiz. Yarın inşallah Ramazan'ın ikinci gününde buluşacağız. Tekrardan şimdiden herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. Evet, Ramazan'ın ilk gününü bitirdik. Kaldı burada 28, değil mi? Bereketli 28 bir gün daha diliyoruz inşallah ve sözü Muhafız abiye bırakıyoruz. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Harem-i Mekke'yi, güzel Medine'yi, Ravzan'ı görmeyi nasip eyle ya Rab. Ravza'yı görmeyi nasip eyle ya Rab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, nasip eyle ya Rab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, fasıl eyle ya Rab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, fasıl eyle ya Rab. Kâbe'de dönmeyi nasip eyle ya Rab. Vakfe Arafat'ı, Hakk'a münacatı, cümle ziyaratı nasip eyle ya Rab. Eman, 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 nasip eyle ya Rab. Dua okumayı nasip eyle ya Rab. Kurban kes
kesmeyi, Safa ve Mermeyi, Resul'ü görmeyi nasip eyle ya Rab. Resul'ü görmeyi nasip eyle ya Rab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, nasip eyle ya Rab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, hasıl eyle ya Rab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, nasip eyle ya Rab, nasip eyle.